Yaz aylarının sona erdiği ve kış döneminin başladığı bu günlerde okula başlayan çocukların hastalıklardan korunabilmeleri için daha dikkatli olması gerekiyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sevgi Mir, kış aylarında çocukları hastalıklardan koruyabilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Profesör Doktor Mir, korunmada dikkat edilmesi gereken üç önemli unsura da değindi. Burada en önemli nokta sağlığın sahibi çocuklar. O konuda mutlaka onları devrenin içinde tutmak lazım. Burada iki tane önemli olay var. Birisi aşılamalar tabii. İkincisi beslenme. Üçüncüsü bir de hasta olduğunda hemen müdahale. Profesör Doktor Mir, hasta çocukların okula gönderilmemesi konusunda ailelerin daha çok özen göstermesini istedi. Bugün geçer, yarın geçer diye o hasta çocuğu okula gönderirseniz sağlıklı diğer çocukları hastalıktan koruyamıyorsunuz. Çünkü çocuk ne olursa olsun hasta arkadaşına yakın davranıyor. Damlacık enfeksiyonu ile birbirlerini enfekte ediyorlar. Bu birinci nokta. İkinci nokta sağlıklı çocuğun sağlığının devamı. Bu sağlığının devamında tabii çocuk daha doğduğu günden itibaren aşılamalarla geliyor. Profesör Doktor Mir, hastalıklardan korunmada beslenmenin de büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Biz dengeli beslenmeyi önermek istiyoruz. Yani her çocuğun sabah kahvaltısını çok iyi yapmasını istiyoruz. Bu sabah kahvaltısının içinde mutlaka süt, beyaz peynir, yumurtanın olmasını istiyoruz. Yumurtayı işte gün aşırı falan değil mümkünse her gün verilmesini istiyoruz. Ve tabii ki sebze orada bir meyve sebze olarak da domates mevsimine göre biber, salatalığın yedirilebileceğini. Türkiye yani Ege'nin de çok önemli bir meyvesidir zeytinin yenilebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Kuru bakliyat bu grup içinde destek olarak verilebilir. Badem veya ceviz çok aşırıya kaçmamak koşuluyla verilebilir. Burada proteinli beslenmenin çok büyük önemi var. Hem büyüme çağında çocuklar onların büyümesi sağlanıyor. Hem de bunlar bağışıklık sistemi güçlendiren gıdalar. Yoğurdu asla unutmamamız gerekiyor. Yoğurt aynı anda bir antibiyotik de biliyorsunuz. Probiyotik hem onların büyümesi için gerekli hem de bağışıklık sistemini güçlendiren bir gıda. Öğlen yemekleri içerisinde mümkün olduğu kadar sebzenin bulunması lazım. Biz etli, kıymalı, tavuklu hep sebze yemeklerini yemesini istiyoruz. Yani Hastalıklardan korunmada temizliğin de olmazsa olmaz bir etken olduğuna vurgu yapan Profesör Doktor Mir, çocuklara spor yaptırmanın da öneminden bahsetti. son olarak söyleyeceğim bir şey ve spor yapmasını istiyoruz. Şimdi spor yapma deyince onların işte kalkıp teneffüslerde oyun oynaması. Tabii onlara varız. Ama bizim önerimiz 9 yaşından itibaren mümkünse haftada 2 gün 45 dakika kadar bir yürüyüş alışkanlığı çocukların olsun diyoruz. Çünkü ritmik yapılmayan bir spor kalıcı değil. Ve spor alışkanlığı hepiniz çok iyi biliyorsunuz çocukluktan başlıyor. Ve bu sporun geçici süre işte o şunu bunu yapması değil kalıcı olarak devamlı ve süregen bir spor yapmasını istiyoruz. Onların sağlıklı olmasını getirecektir ve günlere de hoş bakacaklardır diye düşünüyorum.